yayıncı olun, ister esporcu, ister oyun oynamayı çok seven biri ama hepimizin ortak bir tartışma konusu var. Klavye ve mouse oyun oynamayı ne kadar etkiliyor? Etkiliyorsa hangisi daha iyi etkiliyor? Ben de gerek sponsorlar gerek cartçuk dolayısıyla çok ekipman denemiş biri olarak yeni ekipman alma vaktim geldi. Çünkü ekipman gerçekten performansınızı etkiliyor. Gerçi ürünleri göster, beni boş ver. Ürünler önemli ve bu alışveriş için gezerken sizlere de bulgularımızı gösterelim dedim. Tabii videonun en başı dünyanın en düz klavyeleriyle başlamış. Gel gel gidelim. Normal klavyelerde şu tuşa bastığınızda bu tuşun geri gelmesi daha uzun sürer. Mekanik klavyelerde sektiği için çok hızlı bir şekilde tekrar tekrar basabiliyorsunuz ve normal klavyelerde en çok 4-5 tuşa aynı anda bastığınızda algılıyor. Daha fazlasını algılayamıyorken mekanik klavyede bütün tuşları algılayacak. Çok güzel hissettiren, çok sade, çok hani ben mekanik klavyeyim. Evet. Beni hızlı düzgün oyun oynamak istiyorsan al şeklinde tasarlanmış görünüyor. Basit bir USB girişi var. Gerçekten çok minimalistik güzel bir klavye. Benlik aslında. Renk seçimi de hoş. Metalik, gri. Aynen. Güzel bir seçim bence. Burada biraz daha hafif, biraz daha tatlı bir seçeneğimiz var ve gerçekten bunu da çok hoş durduğunu söyleyebilirim. Switchleri farklı sanırım. Bundan hem daha az ses alıyorum. Bu da aslında önemli bir özellik. Çünkü mekanik klavyeler gerçekten çok sesli olabiliyorlar. Kabloları falan da güzel bir şekilde tasarlanmış ve buraya mikrofon, kulaklık, evet. USB 1, USB 2 girişi falan yapmışlar. Özel tuşlar koymuşlar. Bileklerinizi güzel. Dinlendirebileceğiniz bir opsiyon var falan. Gerçekten çeşitli olmuş. Ya da bu şekilde farklı renk fantezilerine gidebileceğiniz, görsel mutluluklar yaşayabileceğiniz klavye seçenekleri mevcut. Olay sizin bu bir ton farklı özellik açısından hangilerine ihtiyacınız olduğunu bulup onu seçmek aslında ve biz de bunu yapmaya çalışıyor olacağız. Burada çok enteresan bir şey var. Gerçekten aklım almadı. Hayatımda böyle bir şey görmedim. Yana bir de ayrı bir şey koymuşlar. Koymuşlar. El ve bilek sağlığınızı korumak için Microsoft ergonomik klavye. Mouse ailesiyle tanışın. Alt saat çalışanlar yani eğer gerçekten bilek problemi falan yaşıyorsanız sanıyorum kullanabileceğiniz bir şey ama bana aşırı rahat gelmedi. Bir kere alışkın değiliz hani. Değil mi? Hani bütün mouse alışkanlığını bence değiştirmek gerekiyor gibi bir şey var. Mouse yani alışkanlığını, klavye alışkanlığını, her şeyi değiştirmek gerekiyor. Yani kullanım gerçekten rahat. Alışsan ateş eder belli. Ve ilginç bir görüntü. Enteresan yani. Yani şu şekilde hiçbir alanı boş bırakmamışlar. Mükemmel. Eğer taşımak istiyorsanız, küçük bir şey istiyorsanız arada santim yok yani. Mükemmel. Bütün tuşları birbirine oturtmuşlar. Yani gerçekten piyasada son dönemde o kadar fazla farklı opsiyon var ki olay tamamen sizin ne istediğiniz. Ben mesela de bu da aşırı fazla makro tuşu isteyen arkadaşlar için. Sol tarafta direkt 12 makro tuşu var. Buna da bir de yine bol makrolu bir mouse eklediniz mi sonsuz kombonuz olmuş oluyor. Bol falan oynayan insanlar için çok mantıklı. Artık son dönem neredeyse bütün oyuncu mouse'larında şu 3 tıktan fazlasını görüyoruz zaten. En popüleri de şu soldaki tuşlar. Genelde 2 tane ya da 1 tane oluyorlar ama bunda mesela 3 taneye gidilmiş ki birbirine bayağı yakın tuşlar. Ne kadar mantıklı olmuş bilmiyorum. Zor olabilir yani bazen bir tanesi. Ama alıştıktan sonra olur muhtemelen. Buradakiler DPI ayarı diye tahmin ediyorum. Mouse'un hızını değiştirmenize yarayan. Hatta bakınız bunda direkt yazmışlar üstüne DPI diye. Yakın çekimi alın Mert'cim. Teşekkür ederim. Yine solda iki tuş mantığında gidilmiş şu şekilde. Ve gerçekten bakarsanız seçenekler sınırsız. O kadar çok farklı tasarımda, farklı özellikte, farklı hızda, yapıda, bileğe uygun, ele uygun, farklı ışıklı, cartlı, curtlu mouse var ki başa çıkmak, seçmek çok zor bir şey haline geldi. Tabii burada şuna çok dikkat etmek lazım. Spesifik markalar söylemeyelim elbette bu markada ama AB çok enteresan. Bak hayatımda böyle bir şey görmedim ama o kadar rahat değil ki anlatamam şu an şunu kullanmak. Yani Transformers kafası görüyoruz burada bir tane. Hani bu kadar ayrılabilir olması güzel bir şey gerçekten. Takır tıkır modda yapmış adamlar ama bazı modellere baktığımızda hani gerçekten kullanış için değil birçoğunda hatta görüyoruz bunu. Şov için yapılmış olduğunu görüyoruz. Yani o ucuz malzemeler koyduğunuz buna anında bozulan şeyler yaptığınızda çok bir anlamı olmuyor diye düşünüyorum. Bu mesela çok enteresan bir duygu veriyor Mert. Metalik ya.
Böyle serin havalı ama şu serçe parmağımın direkt boş kalmasına sebep oldu şuradan baktığınızda. Bu tabii sizin mouse'un nasıl tuttuğunuzla da alakalı bir durum. Mesela şöyle tutanlar var, şöyle tam yatıranlar var falan şeklinde. Ben şöyle yarı claw modunda tutuyorum. Bu iki parmağımın boşlukta kalması beni mutlu etmedi. Heh, mesela bu ürüne baktığımızda bakın şuradaki parmağımın direkt kalabileceği bir alan vermiş oluyor bana ya da şu iki parmağımın çok rahat olmasa da. Bu da yine sizin tarzınızla alakalı. Gerçekten çok enteresan modeller, çok enteresan şeyler çıkmış ortaya. Ya. Daha enteresan ergonomik klavyemizi atlatamadan bir de ergonomik artık mouse demek ne hadi şişko bir fare gibi daha çok bir küre görünümü olan bir cihazla karşı karşıyayız. Bu ne? Ben hayatımda bu kadar saçma bir şey görmedim. Bunu böyle mi kullanmamız gerekiyor acaba? Sürterek mi? Sürterekse yok, gerçekten böyle kullanmamızı bekliyorlar. Yani çok enteresan bir tecrübe. 2027 yılındaki bir kamera programını falan oynatan bir aktör olsaydım mantıklıydı ama normal kullanım olarak çok mantıklı gelmedi. Ergonomik olabilir, ona lafım yok. Ergonomik arıyorsanız bir gözden geçirin. Rahat bir kullanımı var. Ortadan DPI değişiyor. Solda iki tuş var. Bu aslında benlik mouse'lardan bir tanesi. Hani işimi görür ama daha çok makro istiyorum ya. Daha çok combo yapabilmek istiyorum. Benim evdeki mouse'um da bildiğiniz üzere sol tarafında iki tuşlu ama bazı yani atıyorum hem müzik açma hem müzik kısmayı koyarsam bu sefer müzik değiştirme koyamıyorum. Hepsini birden koyabilmek istiyorum. O yüzden belki böyle bir 3, 4, 5 tuşlu bir mouse bulursam daha iyi olabilir. Mouse tekerlerine kilit koymuşlar. Normal dönüyor. Kilidi açınca bir basıyorsun sonsuza dek dönüyor. O bir joystick. Evet. Gerçekten sonsuz mouse baktık, mükemmel seçenekler var ama hala aradığım çocuğu bulabilir miyim diye farklı yerlere falan da bakacağım biraz. Bir kablo ihtiyacımız vardı, onu çözmüş olduk bir yandan Barış Bey. Sağ olsun. Senin işini göreceksin kabloda. Çalışacağım çözünürlükte yeterli olur. Eyvallah. Bunu ödeyeceğiz, sonra muhtemelen caddeye doğru falan geçeceğiz diye düşünüyorum. Bu ne? Online çalışıyor mu bu? Bu Mert 17'den sonra şey falan muhabbeti var ya, kredi kartları ondan çalışmayacak işte açtırmak gerekiyor, uğraşmak gerekiyor falan, bu iş görür mü acaba ya? Ben onlarla hiç uğraşmasam çünkü banka masrafları cart curt, bıktım, bedava mı bunlar? Ha, 5 liraya alıyoruz bitiyor yani, o kadar. Aktif etmesi kolay mı peki bunları, gerçekten hiç uğraşmak istemiyorum değilse. Eyvallah, o zaman aldım gitti, easy peasy. Nihayetinde Corsair Strafe ve ben yazılımın uyumlu olmasını tercih ettiğim için bir yandan da Corsair Schmitar aldık. 12 tane makro tuşu var yanında. İşin ilginç kısmı ise bu tuş takımını sizin eliniz nasıl rahat ediyorsa, yani böyle tutmak istiyorsanız ya da tuşlara daha yakından basmak istiyorsanız benim gibi. Buradaki tuş panelini ileri doğru ittirip buradan kullanabiliyorsunuz şu şekilde. DPI'ye göre rengi falan da değiştiği için bir hayli açıklayıcı oluyor hangi hızda olduğunuz ona göre. Dur, bekle şimdi. Alışveriş vlogunda gidip internetten bir şeyler satın almak biraz garip oldu ama internet olunca biraz daha uygun bulmuş oldum. Hem fırsat varken inni al kartı da denemiş olayım dedim. Başta güvenliğinden biraz şüphe ettim çünkü çok bedava, böyle diğer kartlar gibi bir ton para yatırmadığınız bir şey olduğu için, ama bayağı güvenli çalışan bir şey. Onu da halletmiş oldum. Böylece hayatıma bu minik rengi de katmış oldum. Son dönem klavye mouse sorusunda da çok soru soruyordunuz. Ben de hazır bilgisayarımı yenilemişken bunun da videosunu çekeyim dedim. Daha hızlı render almak ve daha yüksek kalite yayın yapmak için yeni bir makine topladım. Bununla ilgili videomuz da olacak çok yakında. Merak ettiklerinizi şimdiden sorabilirsiniz o yüzden. Kendinize çok çok iyi bakınız ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.